Herkese merhaba, ben Alparslan Hoca. Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 33. videosuyla karşınızdayım. Bu seri 100 videodan oluşuyor. Her videoda 3 farklı cümleyi inceleyip öğelerini çıkartıp Türkçeden Fransızcaya tercüme ediyoruz. Toplamda 300 tane cümleyi tercüme etmiş olacağız. Haydi başlayalım. Bu videonun ilk cümlesi tüm söylediklerinizi yaptık. Şimdi fiilden ne çıkartabiliyoruz? Bakalım şuradan. Öncelikle cümlenin zamanını anlayabiliyoruz. Cümle dili geçmiş zaman. Dili geçmiş zamanın Fransızcası le passé composé. Sonrasında neyi anlıyoruz? Bakın yaptık dediğimize göre, dendiğine göre yapan kim? Biz. Buradan biz yani nu şahıs zamirini buluyoruz. Sonrasında yine buradan fiili bulabiliriz. Fiilimiz yapmak. Yapmak fiilinin Fransızcası fer. Bir prepozisyon almıyor. Şuraya bakalım. Tüm ya da bütün karşılığı için tu'yu kullanabiliriz. Sonrasında yine şuradan fiili çıkartabiliriz. Bakın burada ne var? Söylemek fiili var. Söylemek. Söylemek fiilinin Fransızcası dir. Aslında bu fiil dir kerkeşoz. Akerken yani birine bir şey söylemek. Ancak tüm söylediklerinizi diyor. Yani şuradan da sizin söylediklerinizi diye düşünürseniz bir vu yani siz şahıs zamiri olduğunu bulabiliriz. Buradan çıkartabileceğimiz bir şey daha var. Bakın yine şuradaki söylediklerinizi yapısından söylediğinizi gibi düşünün. Bir di dı var. Bunun karşılığını Fransızcaya vermek için kö kullanmamız gerekiyor. Şuraya çekelim. Bir pronom relatif. Pronom relatif yani bağlaç var. Şöyle düşünün biz sizin söylediklerinizin hepsini yaptık ya da sizin söylediğiniz her şeyi yaptık gibi düşünün. Cümlenin kelimelerini çıkarttığımıza göre yapısını anladığımıza göre ve zamanını da bulduğumuza göre çevirisini yapmaya başlayabiliriz. Şuradan başlayalım. Öncelikle biz yaptık diye başlayacağız. Nu biz demek. Yapmak fiilini passé composé de biz şahıs zamirine göre çekeceğiz. Nous avons fait fer fiilinin partisip pasesi. Nous avons fait biz yaptık. Neyi? Sizin söylediğiniz her şeyi gibi düşünün. Tut skö köyü buraya koydum. Tut siz buzu A, ve D. -di. Dir fiilinin partisi pasesi. Cümlenin iki kısmında da pase kompoze var. Yani siz bir şeyler söylediniz. Dili geçmiş zaman. Biz onları yaptık. Dili geçmiş zaman. Peki buradaki sö nereden geldi diye düşünürseniz. Şöyle düşünün. Keskü. Keskü. Keskü vous avez di soru cümlesinin olduğunu düşünün. Yani siz siz ne söylediniz gibi. Siz ne söylediniz gibi düşünün. Dolayısıyla buradan söyü alıp buraya çektiğimizi düşünün. Bir kere okuyarak kontrol edelim. Sizin tüm söylediklerinizi yaptık. Nous avons fait, biz yaptık. Tu, hepsini, tamamını. Tout ce que vous avez dit, sizin söylediğiniz. Yani sizin söylediklerinizin hepsini yaptık. Nous avons fait, tout ce que vous avez dit. Hadi bir sonraki cümleye geçelim. Videonun ikinci cümlesi. Fabrika müdürü işçilere bir mektup yazdı. Hemen şuradan Cümlenin zamanını çıkartalım. Cümlenin zamanı, dili geçmiş zaman. Zaten d diye bitiyor. Dili geçmiş zaman. Fransızcası neydi? Le passé composé. Hemen buradan fiili de bulabiliriz. Fiilimiz ne? Yazmak. Yazmak fiilinin Fransızcası Écrire Sonrasında ne var? Bir mektup var. Bakın. Şurayı alalım. Mektup La lettre Lettre Ama bir mektup dendiğine göre bunu çıkartıp «un» Article En definisini kullanmamız lazım. Endefini. Sonrasında işçiler var. Şuradan yazalım. İşçiler. Şimdi işçi için ne kullanabiliriz? Daha önceki bir videoda geçmişti. Lütravayör kullanabiliriz. Travayör. Hemen yanında işçilere diyor. Buradaki e'nin karşılığı aslında Türkçedeki yazmak fiilinin yönlendirme eki gibi düşünün birine bir mektup yazmak. Ancak ekrir fiilinin aldığı bir prepozisyon yok. Dolayısıyla ekrir fiilini çektiğimizde biz buradaki e karşılığını da vermiş olacağız. Sonrasında ne var? Müdür var. Müdür erkekse le direktör kadınsa la direkt tris Bu cümlede fabrika müdürünün kadın mı erkek mi olduğunu bilmediğimize göre, anlaşılmadığına göre bizim le directeur diye kullanmamız gerekiyor. Onun hemen yanında ne var? Fabrika var. Fabrikanın Fransızcası usine. Usine sözcüğü feminin bir sözcük. Ya da la fabrique sözcüğünü de karşılığını da kullanabiliriz. La fabrik. Biz üzeni kullanalım. Tek bir şey kaldı. Bakın şurada müdürü var. Yani fabrikanın şuraya yazalım. Fabrikanın müdürü dendiğini düşünün. Dolayısıyla nin'nin tamlaması için Fransızca'da bir dö'yü kullanmamız gerekecek. Şimdi cümlenin bütün öğelerini çıkarttığımıza göre, zamanını anladığımıza göre çevirisini yapmaya başlayabiliriz. Şuradan yazalım. Fabrikanın müdürü cümlenin öznesi. Yani le directeur de l'usine fabrikanın müdürü. Ne yaptı? Yazdı. yazmak fiili. Ekriri, passé composé de ee, il şahıs amirine göre çekeceğim. A. Ekri. Ekri fiilinin partisi Fabrikanın müdürü yazdı. Ne yazdı? Bir mektup. Ün. Letre. Kime? İşçilere. O. Travayör. Fabrikanın müdürü işçilere bir mektup yazdı oldu. Peki. Burada neden o var diye düşünürseniz. iki tane sebebi var. Birincisi, ekriğir fiili bir prepozisyon almıyor dedik. Yani şurası ekriğir, kerkeş olsun. Ama birisine yazdığı kısmında a kelken var. Yani a var. Şimdi, a prepozisyonu artı. İşçiler çoğul olduğuna göre yani le travailleur olduğuna göre A ve L'yi birleştiriyoruz. Yani kontrakte ediyoruz. O da O oluyor. Şimdi bir kere okuyup kontrol edelim. Fabrika müdürü ya da fabrikanın müdürü işçilere bir mektup yazdı. Le directeur de l'usine a écrit une lettre au travailleur. Hadi bir sonraki cümleye geçelim. Videonun son cümlesi. Amerika'ya 5 defa gittim. Şimdi giden kim? Ben. Buradan ben şahıs amirini buluyorum. Ben. Yani Fransızcası je. Cümlenin ta şuraya çekelim, Ben diye başladığını düşünün. Ben Amerika'ya 5 defa gittim diye. Yine fiilin çekiminden e, cümlenin zamanını bulabiliriz. Yani burada dili geçmiş zaman Dili geçmiş zamanın Fransızcası le passé composé Yine buradan bulabileceğimiz şey şu. Burada kullanılan fiil gitmek fiili. Gitmek fiilinin Fransızcası alle a. Bir yere gitmek. Hemen yanında ne var? Bakın defa var. Defa kes karşılığı Fransızca'da la fois defa kez demek. Beş zaten biliyorsunuz çok kolay. cinq Fransızcası. Sonra ne var? Amerika var. Amerika'nın Fransızcası les États-Unis. Ö'nün üzerinde bir aksantegi var ama büyük harflerde aksant genellikle konulmuyor. Peki neden çoğul? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri. İngilizce'de olduğu gibi düşünün. Sonrasında hemen yanında Amerika ya var. Bu nereye bağlı? Tabii ki alle fiiline bağlı. Yani allenin a'sı. Bir yer e gitmek prepozisyonu. Cümlenin öğelerini bulduğumuza göre, zamanını bulduğumuza göre çevirisini yapmaya başlayabiliriz. Şuradan başlayalım. Cümleye ben gittim diye başlayacağız. Je suis alle. Alle fiilinde sonundaki re'yi atıp ö'ye aksantegi koyarsam partisi pasesini buluyorum. Alle fiili pase kompoze de ile çekiliyor. Je suis alle. Ben gittim. Nereye? Amerika'ya. O'zu. Etasını, ben Amerika'ya gittim. Ne kaldı? Beş defa, senk, fu. Şimdi Amerika'ya giden kişi bir kadın olsaydı, o zaman partisipasenin sonuna bir Ö koyup akor yapması gerekirdi. Bu bir. İkincisi, bu niye O oldu? Hallenin A'sını koyduktan sonra etazininin de L'sini koyuyoruz. İkisi kontrakte oluyor. Yani birleşiyor ve O'ya dönüşüyor. Senk önce istersek bir tane virgül koyabiliriz. Bir başka bilgi. Bu cümlede istersek senk fuayı alıp Allen'in çekiminin yanına da koyabilirdik. Yani je suis allé senk fois aux états de diyebilirdik. Şimdi bir defa okuyarak kontrol edelim. Ben Amerika'ya 5 defa gittim. Je suis allé aux États-Unis cinq fois ya da Je suis allé cinq fois aux États-Unis. İki şekilde de cümlemizin çevirisi doğru olur. Ve la fin de la video yani Türkçeden Fransızcaya çözümlemeli cümle çevirisi çalışmaları yaptığımız serinin 33. videosunun sonuna geldik. Bu seride 100 tane video var. Her videoda 3 farklı cümleyi inceliyoruz ve tercüme ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi unutmayın. Kanala abone olabilirsiniz ve bu şekilde destek verebilirsiniz. Bu serinin devamından ve gelecek farklı videolardan haberdar olmak için kanalı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.